Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Bu sene olan olaylardan dolayı yaklaşık 6-7 aydır hepimiz evlerimizdeyiz ve ben son 5 aydır Unity ve C# öğrenerek Unity üzerinden projeler geliştirmeye çalışıyorum. Bugün sizlere kendi yaptığım ve yayınlamış olduğum oyunu göstereceğim. Yaptığım oyunun adı Flyaway. Yaptığım oyun oldukça basit bir oyun ve temel mantığı sonsuz bir döngü içerisinde gidebildiğiniz kadar uzağa gitmek. Bu videoda tüm aşamaları ile yaptığım oyunu sizlere anlatacağım. Bu arada oyunu hem Play Store hem de App Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Linklerini açıklama kısmına koydum. Arkadaşlar, sizlerin de desteğiyle 100.000 aboneye ulaştık. Ama bundan sonraki abone hedefimiz 200.000 abone. Kanalıma abone olarak bu hedefe ulaşma konusunda bana yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Uzun bir süredir Unity üzerinden kendi oyunlarımı yapabilmek için her gün saatlerce çalışıyorum. Ama daha yolun başındayım. Unity ile alakalı öğrenilecek çok fazla şey var. Bugün sadece bir haftada yaptığım oyunun yapılış aşamalarını anlatacağım. Yapılış aşamalarına geçmeden önce yaptığım oyunun hem App Store hem de Play Store linklerini açıklama kısmına koydum. Sizlerden istediğim yapmış olduğum oyunu indirmeniz ve bana 5 puan vererek destek olmanız. Bu benim ilk mobil oyunum. Bu nedenle geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Ayrıca oyunu indirdikten sonra oyun içerisinde herhangi bir hata görürseniz bana mail atabilirsiniz. Oyun indiren bazı arkadaşlarımız oyun içerisindeki hataları bana atmaya başladı. Oyun içerisindeki hataları düzelttiğim güncelleme çok yakında yayınlanacak. Oyun yapmak dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir iş değil. Ben Unity çalışmaya başlamadan önce 2D bir oyun gördüğümde çok kolay bir oyun, bunu herkes yapar diyordum. Ama Unity çalışmaya başladıktan sonra bütün fikirlerim değişti. Bir hafta boyunca çok basitçe bir oyun yapsam da her gün en az 6-7 saat boyunca bu proje üzerinde çalıştım. Eğer sizler de oyun yapmak ve bu oyunları yayınlamak istiyorsanız çok fazla çalışmanız lazım. Bu tür şeylerle uğraşmak uzaktan göründüğü kadar kolay bir iş değil. Şimdi fazla vakit kaybetmeyelim ve yaptığım oyunun yapım aşamalarına geçelim. Ben yapım aşamalarını maddeler halinde ayırdım. Hikayesi ne olacak? Oyununuzdaki amaç ne? Oyun yapmaya başlamadan önce bunları belirlemeniz gerekli. Ben bu oyunu oluşturmaya başlamadan önce aklımda şunları düşündüm. Ben yapacağım oyunun sürekli olarak devam etmesini istediğim için Endless Runner tarzı bir oyun yaptım. Endless Runner ne demek? Hemen onu da açıklamak istiyorum. Endless Runner tarzı oyunlar sonsuz bir döngü içerisindedir ve oyuncu yanana kadar bu döngü devam eder. Oyun tarzını da belirledikten sonra sıra hikaye oluşturmaya geldi. Yaptığım oyun bir kuşun hikayesini anlatacak ve bu kuş olabildiğince uzağa uçmaya çalışacak. Tabi uzaklara doğru ilerlerken de karşısına bazı engellerin çıkması lazım. Bu nedenle engelleri de unutmadım. Oluşturduğum hikayenin ana karakteri kuş. Bu nedenle oyunun mekanı gökyüzü. Oyunun geçtiği yer gökyüzü olunca oyun içerisinde bulutlar ve ışıklar da olmalı. Ayrıca kuşumuz uzaklara doğru uçarken bazı nesneleri toplayabilmeli. Evet, kendi oyunumu yaparken birinci aşama bu şekildeydi. Her ne kadar hikaye oluşturmak çok kolay gözükse de bu benim bir hayli zamanımı aldı. Oyun tarzını ve hikayesini belirledikten sonra sıra oyun içerisinde bulunacak objelerin çizimlerini yapmaya geldi. Oyun içerisinde bulunacak nesnelerin tasarımlarını yapmak benim çok fazla zamanımı almaz diye düşünüyordum ama çok fazla zamanımı aldı. Oyunumu tasarlamak için kullandığım programın adı Photoshop. Photoshop'u kullanmamın en büyük nedeni çizimleri fırçayla yapmak istememdi. Oyunum içerisinde bulunan objelerin hepsinin çizimlerini grafik çizim tableti sayesinde Photoshop üzerinden çizdim. Çizim tabletini yeni aldığım için yapacağım tasarımları ilk olarak defterime çizdim. Tasarımları deftere çizdikten sonra zaten Photoshop'a aktarması kolay oldu. Tarzını belirlediniz, hikayesini oluşturdunuz, tasarımlarını yaptınız. Sıra bu tasarımları Unity'ye aktararak oyunu oluşturmaya geldi. Bu oyunu yapmaya başladığım ilk gün sadece hikayesini oluşturdum ve çizimlerini yaptım. Sonraki gün ise tasarımları Unity'ye aktardım ve oyunu oluşturmaya başladım. Karakterimiz bir kuş olduğu için karakterimizin kanat çırpma animasyonuna sahip olması gerekliydi. Ayrıca kanat çırpma animasyonu sürekli olarak devam edeceği için animasyonla ilgili herhangi bir kod yazmama gerek kalmadı. Ana karakterimin animasyonlarını yaptıktan sonra sıra o karakteri hareket ettirmeye geldi. Yapacağım oyunda toplamda 3 farklı kulvarın olmasını istiyordum. Bu nedenle yukarıya basarsa şu kadar birim yukarı, aşağıya basarsa şu kadar birim aşağıya olmasını sağladım. Tüm bu dediklerimi yaptıktan sonra karakterin animasyonu ve hareketi bitmiş oldu. Karakterimizin animasyonunu ve hareketini yaptıktan sonra yaptığım bir diğer iş engelleri hazırlamak oldu. Oyunu yapmaya ilk başladığımda engellere herhangi bir animasyon yapma gibi bir fikrim yoktu. Ama sonrasında engel de
animasyon yaptım ve bu animasyon çok güzel oldu. Bu tarz oyunlarda aslında karakter ortada durur, diğer objeler hareket eder. Sıra bu oyun içerisindeki en önemli noktaya geldi. Sonsuz bir döngü kurmak. Bu tarz oyunların sonsuz bir döngüye sahip olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Ne yalan söyleyeyim, bir döngü oluşturmak beni çok fazla zorladı. Ama bunun da üstesinden geldim. Karakterimizin karşısında sürekli olarak engeller çıkacağı için engellerin spawn olabileceği noktalar lazımdı. Yaptığım karakter toplamda 3 farklı kulvarda hareket edebiliyordu. Bu nedenle engeller de bu kulvarlarda spawn olabilecekti. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok ama sonrasında şu aklıma geldi. Aynı anda 3 tane engel spawn olursa karakter hiçbir yere kaçamaz. Tüm bu sebeplerden dolayı en az bir kulvar boş olacak şekilde engellerin gidebileceği olasılıkları belirledim ve bu şekilde bir spawner oluşturdum. Herhangi bir oyunu oynarken bildiğiniz gibi süre fazlalaşınca oyun hızlanmaya başlar. Ben bunu bildiğim için engellerin spawn olduğu saniye aralıklarını oyun ilerledikçe azalttım. Karakterimizin ve engellerin şimdilik işi bitti. Ama mekanımız gökyüzü olduğu için ben ekranda dağların bulunmasının çok hoş olabileceğini düşündüm. Dağların hareketi için çok arka sonsuz bir döngü kurdum. Hatta en öndeki dağların arkasına birkaç tane daha dağ koydum ve bu dağlar diğer dağlara göre daha yavaş hareket ediyordu. Bu sayede oyunumuz daha gerçekçi gözükmeye başladı. Evet arkadaşlar, oyunumuzun döngüsünü oluşturduk. Sonsuz bir döngü bu oyundaki en önemli şeylerden birisi. Bu nedenle oyunu yaparken dikkatli olmakta yarar var. Döngü oluşturduktan sonra yaptığım bir diğer iş karakterin yanmasını sağlamak oldu. Karakterimin sadece bir canı olduğu için herhangi bir can sistemi oluşturmaya gerek yoktu. Bu nedenle ben şu şekilde düşündüm. Karakterim herhangi bir engele değerse zaman duruyordu. Bildiğiniz gibi çoğu oyunda toplanabilir nesneler olur. Ben de kendi oyunumda top şeklinde kuş yemleri ekledim. Ayrıca kuşumuz bu kuş yemlerine değdikçe de skorunu arttırabilecek. Bu kuş yemleriyle ilgili şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok ama beni zorlayan nokta şurasıydı. Kuş yemlerinin de aynı engeller gibi spawn olması gerekliydi ve tam olarak yatay düzlemdeki iki engelin ortasında bulunması gerekliydi. Tam ortasında spawn olması beni biraz zorladı ama sonrasında yine yapmayı başardım. Engellerin spawn olduğu spawnları aynen kopyaladım. Sadece birkaç düzenleme yaptım ve sonrasında da sonsuz döngümüz daha iyi bir hale büründü. Yaptığım oyunda mekan gökyüzü olduğu için gökyüzünde bulut ve ışığın bulunması önemliydi. Bulutların da aynı şekilde hareket etmesini sağladım ve çeşitli renklerde bulutlar oluşturdum. Çeşitli bulutların olmasının en büyük nedeni arkadaşlar, oyuncu hep aynı bulutları görürse sıkılır. Bu nedenle ben kırmızı, turuncu, pembe renkli bulutlar oluşturdum. Bulutlar da dağlar gibi sonsuz bir döngü içerisinde bir yere kadar ilerliyor, sonrasında tekrardan başka bir yerden spawn oluyor. Tabii burada şöyle bir sıkıntı var, bulutlar hep aynı hızlarda ilerlerse çok sıkıcı olurdu. Bu nedenle ben bulutların hızlarını belirlerken random olarak belirledim. Bulutların hareketlerini yaptıktan sonra sıra bu oyuna ışık eklemeye geldi. Güneş ışığı efekti vermek için sağ taraftan 3 tane ince uzun ışık yaptım ve onları koydum. Bence ışıkları ekledikten sonra oyun daha güzel oldu. Işıkları da yaptıktan sonra sıra bu oyuna efekt eklemeye geldi. Karakterimiz kuş yemlerine değdikçe kuş yemleri yok olacağı için ben buraya bir tane partikül efekti yapmak istedim. Tabii onunla da yetinmedim. Karakter yukarı aşağı inince çıkacak olan partikül efektleri de yaptım. Partikül efektleri yaptıktan sonra sıra kodlamaya geldi. Kod sayesinde bu efektlerin doğru zamanda çalışmasını sağladım. Partikül efektleri haricinde bir tane daha efekt ekledim. Karakterimiz her yukarı aşağı gittikçe çalışacak olan ripple efekt adı verilen bir efekt yaptım. Bu efekt sayesinde karakterimiz her hareket ettiğinde ekran dalgalanıyor. Ayrıca yine kod yardımıyla da bu efektin doğru zamanda çalışmasını sağladım. Oyunlarda arka planda veya herhangi bir olay olduğunda çıkan sesler mutlaka vardır. Çünkü sesler olmadan oyunun tadı çıkmıyor. Ses efektleri ve müzik konusunda toplamda iki farklı siteden yararlandım. Birincisi YouTube Müzik Kütüphanesi, ikincisi ise freesound.com. Bu iki siteden kendi oyunuma uyacak müzik ve ses efektlerini indirdim. Sonrasında bu ses efektlerini de oyunuma ekledim. Bu arada ses efektlerini ekledikten sonra oyun gerçekten çok eğlenceli oldu. Karakter
karakterimiz ne kadar çok uzağa giderse o kadar puan kazanacağını zaten sizlere söylemiştim. Ama bu skoru ekrana yazdırmak gerekliydi. Ekrana skor yazısını yazdırmak beni çok fazla zorlamadı. İlk olarak kendime uygun bir font buldum ve kod yardımıyla bu skoru ekrana yazdırdım. Skorumuzu yazdırdıktan sonra sıra bir oyunun olmazsa olmazları menüleri yapmaya geldi. Menüleri yaparken özellikle kod kısmında abimden yardım aldım. Ana menü çok güzel olmalıydı. Bu nedenle ana menü için çok hoş bir tasarım yaptım. Sonrasında diğer menüleri de yaptım ve butonları ekledim. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Sizlerden gelen eleştiriler doğrultusunda oyunumda gelecek olan bir diğer güncellemede restart butonu da gelecek. Hem App Store hem de Play Store linklerini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına ekledim. Sizlerden istediğim bu oyunu indirmeniz ve bana 5 puan vererek destek olmanız. Bu benim ilk mobil oyunum. Bu nedenle geri dönüşleriniz benim için çok değerli. Evet arkadaşlar, bu videoda ilk mobil oyunumu nasıl yaptım bunları anlattım. Eğer sizler de oyun yapmak ve bu oyunları yayınlamak istiyorsanız çok fazla çalışmanız lazım. Tabii ki de sadece bir oyuna da yetinmiyorum. İleriki zamanlarda çok farklı projelerle de karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.